Evet, bu dersimizde parametre olarak structure'ı göndermeyi öğreneceğiz. İki fonksiyonumuz var. Bir tanesi klasik int fonksiyonumuz. İçerisinde dikdörtgen isminde türüne ait bir değişkenimiz var. Dikdörtgen türüne bir d değişkenimiz var. Dikdörtgenimiz bir structure. Onu yukarıda tanımladım şurada. Struct keyword'ünü kullanıyorduk hatırlarsanız. İçerisinde iki tane değişkenimiz var. Int uzunluk ve int genişlik. Ardından test isimli bir fonksiyonumuz var. Ben bu fonksiyona d değişkenimi buraya eklemek istiyorum. Bu şekilde eklediğim zaman karşı tarafta buraya argüman olarak ne yazmam lazım? D'nin türü dikdörtgen olduğu için şuraya dikdörtgen D2 diyorum. Karışık olmasın. Böyle olduğu zaman ne oldu? Önce şunu bir göstereyim hemen. Dikdörtgen D uzunluk genişlik D değişkeni 5 ve 10 değerlerine sahip. Ben D değişkenini buraya gönderdiğim zaman ne oluyor? Pass by value oluyor. Değer olarak karşı tarafa gönderiyorum. Burada başka bir kopya daha oluşuyor otomatikman. Aynı şekilde uzunluk, genişlik. Ve değerler olduğu gibi buraya kopyalanıyor. Ve ben burada D2 nokta uzunluk 20 dediğim zaman burayı değiştirmiyorum. Çünkü ayrı bir kopyam var burada. Buradaki uzunluk değeri otomatikman 20 olmuş oluyor. Bu pass by value. Peki ben bu değeri değiştirmek istiyorsam referans olarak gönderirsem nasıl olur? Referans olarak göndermek istersem ne yapacağım? Burada bir değişiklik yapmıyoruz. Karşı tarafta buraya dikdörtgeni başına adres operatörünü koyuyorduk ve buraya da D2 diyelim. Şimdi düzeltelim, pardon. D2. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Bunun gibi bir kopya daha burada oluşuyor mu? Oluşmuyor. Şuraya D2 tekrar buraya göstermiş oluyor. Ve ben burada D2 nokta uzunluk diyelim 20 yazdığım zaman otomatikman orijinal şuradaki D değişkenin uzunluğunu 20 yapmış oluyorum. Zaten bir önceki derslerimizde de aynısını almıştım. Aynı şekilde bu structure yapısında da geçerli. Bir de adres olarak göndermeyi hemen göstereyim. Bunda ne yapıyoruz? Adres olarak gönderirken burası pointer oluyor. Pointer adres değeri istediği için ise şuraya D'nin adresini gönderiyorum. Şurada D2 pointer'ı artık buraya gösteriyor. Şunu unutun, bu önceki dersten kalma. D2 artık otomatikman buraya gösteriyor. Peki ben uzunluğuma nasıl erişiyorum? Nokta değil, pointer olduğu için şunu operatörü kullanabilirim. Uzunluk eşittir diyelim 30 yapalım. D2 genişlik eşittir 20 yaparsam şurası 30, genişlik ise otomatikman 20 olmuş olur. Eğer şunu kullanmazsak diğer alternatifimiz neydi? Bu şekilde yapıp D2 nokta uzunluk dersen de aynı şeyi yapar. Parantez koyma sebebimiz neydi? Parantezi koymazsak eğer noktanın önceliği bundan daha fazla olduğu için hatalama olasılığımız çok fazla. Onun için en garantisi şu. En azından pointer'la uğraştığımızı biliyoruz. Evet. Structure'ı kullanarak değer döndürme, value olarak gönderme,
adres olarak göndermeye ve referans olarak göndermeyi anlattığım bir sonraki dersimizde structure'lar ve fonksiyonları anlatacağım. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın.